Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursu modülüne hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde ağ değerlendirmesi hakkında konuşacağız. Ağ dokümantasyonumuzda göz attığımız bazı senaryolar ile ilerleyeceğiz. Ve bu bizim N10-004 sınavımız bölüm 4.3'ten gelmektedir. Fiziksel diyagramlara, mantıksal ağ diyagramlarına geri döneceğiz. Son modülümüzde konuştuğumuz devre şemalarına ve daha birçok şeye göz atacağız. Ve sorulara cevap vermek amacıyla dokümantasyonumuz ile öğrendiklerimizden bazılarını uygulayabileceğimiz senaryoları size göstereceğim. O halde bunlardan birisiyle başlayalım. Şimdi bir geniş alan ağının planlaması hakkında konuşalım. Eğer son modülümüzden hatırlayacak olursanız bu bizim geniş alan ağımızdı. Yapılandırdığımız geniş alan ağımızın mantıksal tasarımıydı. O halde soru şu. Bizim tek arıza noktamız nerede? Bu geniş alan ağı için Florida'da bulunur. O halde apaçık görülüyor ki güçlü fırtınalar bizi endişelendirebilir. O halde bir problem oluştuğu zaman bununla ilgili düşünmemiz gerekir. Bu bizim için nerede bir problem oluşturacaktır? Tek arıza noktası neresi olacaktır? Ve neredeyse tüm ağın arıza noktalarına sahip olduğu bu mantıksal ağ diyagramından bunu görebilirsiniz. Burada ana binalarımız ve şubelerimiz arasında arıza noktaları var. Burası MPLS bulutumuzda doğrudan arıza noktasıdır. Şimdi MPLS bulutu genellikle bir üçüncü parti sağlayıcı tarafından yönetilen bir şeydir ve bu bulutun içerisinde genelde fazlalık bulunur. Burada genellikle çoklu switch'ler ve çoklu yollar bulunur. Bunları ayrıca imalatçı ile veya geniş alan ağı sağlayıcınız ile kontrol ederek bunların bulutları içerisindeki fazlalık seviyesine sahip olduklarından emin olmanız gerekir. Bu her zaman olan bir durum değildir. Eğer tek arıza noktalarımızın nerede olduğunu biliyorsak, bu ağı nasıl daha fazla artık haline getirebiliriz? MPLS ağı uzaklaştı. Bu bir fırtına ile uzağa sürüklendi. Ne yapılabilir? Burada birkaç farklı seçeneğimiz var. İnternet için ayrı linklerin bulunduğu bazı ortamlara sahibiz. Bu ana tesiste oldukça genel olarak bulunur. İnternet için bir yedek link koyarlar ve herkes genelde farklı bir sağlayıcı olacak şekilde tamamen ayrı bir ağ üzerinden internet için ayrı bir linke sahip olacaktır. Ve bu siteler arasında şifrelenmiş bir tünel yerleştirmek için linklerin her iki tarafında kendi bağlantılarını kullanacaklar ve böylece trafik devam edecektir. Hatta bu genel internetimizi kontrol eder. Tüm trafik özeldir. Hiç kimse gerçekten buranın içerisinde ne olduğunu göremez. Öyleyse bunu yapmak için yapılabilecek tek bir şey vardır. Ayrıca bu binaların her birisi arasındaki yedek hatları yerleştirebilirsiniz. Bunlar yedek bağlantılardır ve daha sonra şu soruyu sormanız gerekir. Bunu şubeler için de uygulamalı mıyız? Veya bunu doğrudan ofis binalarına uygulamalı mıyız? Yani tüm bu sorular akla geliyor ve bunların hepsi şimdi bir binada, bir ofiste bu diyagramı kullanabileceğimizi göreceğimiz bir mantıksal diyagramdan geliyor. Bir konferans odasında oturabiliriz ve bu ağı daha fazla artıklık hale getirmek için sonraki adımlarımızın ne olacağı hakkında konuşabiliriz. Şimdi oluşturduğumuz ana hatlar üzerinden konuşmaya başlayalım. O halde soru şu. Birisi size geliyor ve şunu söylüyor. Server üzerinde çalışan bu otomatikleşmiş işlemi yüklemeniz gerekiyor. Bu tamamıyla organize bir işlem. Gerçekten hiç kimse bu işleme dokunamıyor ama bunun her gece çalışması gerekli. Bazı dosyalar yığılıyor, bazı veri tabanları yeniden indeksleniyor. Kim bilir bu ne? Ancak bize bunun epeyce CPU kullandığını söylüyorlar. O halde eğer bunu bir serverda yerleştirecekseniz, bunu günün herhangi bir zamanında çalıştırabiliriz ama bu serverın son kullanıcı ortamını ve neler yaptıklarını etkilemeyeceğinden emin olmamız gerekir. Öyleyse bunu nereye yerleştireceğimizi ve günün hangi saatlerinde çalıştıracağımızı anlamamız gerekli. Bunlardan birisi ve yapmak istediğimiz şey bir ana hatta göz atmaktır. Burada tüm gün için oldukça basit bir ana hat var. O halde belki bir güne, belki bir haftaya, belki bir aya göz atarak bunu anlamak için oldukça iyi bir fikirdir. Bu başlamak için harika bir yer. Bu gün içerisinde tek bir server için CPU kullanımı ve bir 24 saatlik zaman çerçevesini görebiliyorum. Farklı yerlerde bazı dorukları görebiliyorum. Ama başka bir yer ile kıyaslandığı zaman genel olarak 0.0 ile 6 saatleri arasında oldukça düşük bir kullanım olduğunu fark ediyoruz. Bu daha alt seviyede veya yaklaşık %25 civarında kalma eğiliminde. Oysa günün diğer kısımlarında neredeyse %50'ye kadar çıkıyor ve gerçekten bunun biraz üzerine çıkıyor. O halde bu servis çalıştırmak istediğim bir zamanı seçmem gerekirse sabah saat 3 civarında bir yeri seçeceğim. Bunun çok uzun süre çalışmadığı sürece her şey yolundadır. Bu zaman çerçevesi sırasında muhtemelen hizmete bağlanan birkaç kişi olacaktır. Ve son kullanıcılarınızda bazı etkileri olacaktır. Şimdi bizim fiziksel ağ dokümantasyonumuzu kullanarak analiz yapalım. A haritasına sahibiz. Ve tam olarak neyin nereye bağlandığını biliyoruz. Bunlar arasında tam olarak hangi IP adreslerinin kullanıldığını biliyoruz. Ve birisi bize geliyor ve şunu söylüyor. Biz yeni bir dosya sonucusu aldık. Ve bunu sizin ağınıza koymak istiyoruz. Herkesin bu server'a erişmesi gerekli. Kendi üzerinde merkezi iyileşmiş bilgiye sahip. O halde herkes aynı yeteneklere, aynı erişime, aynı band genişliğine ve server'a girebilmek için aynı haklara sahip olmalı. Bu server'ı ortamda nereye yerleştirmemiz gerekir? Şimdi burada birkaç ipucumuz var. Ama eğer daha derine inmeden önce bir analize göz atacak olursak, iki ayrı binaya sahip olduğumuzu biliriz. Bina 2 burada ve bina 1 burada. Her iki bina da bir çekirdek router'a bağlanıyor. Bu çekirdek router daha sonra interneti bağlıyor. Ve ayrıca bir çekirdek switch olan bir çekirdek router'a bağlanıyor. Ve burada zaten birleştirilmiş bazı hizmetlere sahip olduğumuza dikkat edin. Bir birleştirilmiş e-mail server'ı ve bir veri tabanı server'ına sahibiz. O halde başka bir birleştirilmiş server'a sahip olmak için gerçekten güzel bir yeri seçmemiz gerekiyorsa işte tam burası. Bunu doğrudan bu çekirdek switch'e bağlayın. Buna bir adres verin. Bu 192.168.10.8 bizim yeni server'ımız olacaktır ve herkes kesinlikle aynı erişime sahip olacaktır. Şimdi aynı ağı alalım ve buna başka bir soru soralım. Diyelim ki pazarlama departmanı bina 2'de yer alıyor ve bunlar yeni bir yazıcı satın aldılar. Bu baskı için dergilere gönderilecek olan ve reklam amaçlı olarak başka yerlere gönderilecek olan renkli baskılarda kullanılacak. Bu yazıcıyı pazarlama departmanından başka hiç kimse kullanmayacak. Başka bir binadaki veya başka bir departmandaki hiç kimse bunu kullanmayacak. Öyleyse eğer bu yazıcıyı bağlayacaksanız bunu nereye bağlamanız gereklidir. Bizim için en büyük ipucu bu pazarlama departmanının bina 2'de yer alıyor olması. Öyleyse eğer ben bir switch, bir router veya buna bağlamak üzere bir aygıt seçmem gerekseydi, Büyük ihtimalle bunu tüm kullanıcılarımın bulunduğu Bina 2'deki bu switch'e bağlayacaktım. Bu sayede pazarlama departmanı yazıcı için yerel erişime sahip olacaktır. Bizim ağımızın çekirdeğini kümelendirmeyecektir. Buna rağmen eğer switch'lerimiz olsaydı bunu çekirdek içerisine yerleştirebilirdik. Özellikle çekirdek muhtemelen farklı bir binada olduğunda ve pazarlama departmanından uzakta olduğunda bu yazıcı için nadiren çok önemli bir çekirdek switch portu kullanacaktır. Bu herhangi bir anlam ifade etmiyor ve biz bunu Bina 1'de yerleştirmeyecektik. Pazarlama departmanı Bina 1'de değil. O halde eğer bu bina 2 switch'ine bağlanırsak, burası bağlanmak için mükemmel bir yer olacak ve pazarlama departmanı kendi yeni gelişmiş yazıcılarına doğrudan erişim sağlamış olacaklar. Güzel. Bu sadece bizim fiziksel yerleşimimiz Mantıksal A yerleşimimiz ve yazıcıları nereye koyduğumuz da kalmıyor. Ayrıca burada olası bir kriz durumunda kullanabileceğimiz hangi dokümana ihtiyacımız olacağı hakkında düşünmemiz gerekli. Farz edelim ki bilgisayar odasındaki bir su borusu patladı ve siz bununla ilgili olarak daha ileriye gitmeden önce bu gerçekten benim başıma gelen bir şey. O halde siz bilgisayar odasındasınız. Sabahleyin geldiniz ve tavandan su damladığını gördünüz. Ne yapardınız? Güzel siz de bana benziyorsanız bir sorun esnasında veya boşa kürek çektiğinizde bağırıp çağırabilirsiniz. Bu gerçekten hiçbir şeyi çözmüyor ama belki de kendinizi biraz daha iyi hissettirebilir. Öyleyse bununla karşılaşmadan önce bu tür bir durumu nasıl çözebileceğiniz hakkında düşünmek istersiniz. Plan ve prosedürlerin yer aldığı dokümanları bir yerde bulunduruyor olmanız gerekir ve birden tam burada birçok şey meydana geliyor. Geri dönün, kimi ararsınız? Bu ne tipte bir problem? Bu tesisi kötü etkileyen bir problem. Bu şirketin o gün çalışmasını zora sokacak bir problem. O halde şirketin yönetimi işe dahil edilmelidir. Serverlar ve bu odadaki diğer ekipmanlardan sorumlu kişiler, güvenlik takımı ve ağ takımı dahil edilmelidir. İyi ki bunların hepsinin numaralarının bulunduğu belgeye sahibiz ve zaten bu özel problem ile ilgili olarak doğru kişileri bilgilendirdiğimiz konusunda emin oluyoruz. Burada muhtemelen müşterilerinizi kötü etkileyecek bir şey olması durumunda yapılacak işlemler vardır. O halde bu işlemler ne olabilir? Zaten servis kesilmesi bildirimleri ve buna bağlı planlar ve işlemlere sahibiz. Şimdi ilerleyelim ve bu işlemleri gerçekleştirelim. Ve burada belki de yıkımın onarılması ile ilgili işlemler var olabilir. Eğer ayrı bir tesis aldıysanız, gidebileceğiniz binanın ayrı bir yerini aldıysanız bu durumlarda da bunu yapabilirsiniz. Kendi ortamımda patlayan bir su borusu yoktu. Aslında diğer katta su hattına bağlı bir kahve makinesi vardı. Bu özel bağlantı kopmuştu ve zemine düşmüştü. Ağ kablolarının geçmesi için zeminde açılmış olan deliklerden geçerek bilgisayar odasına kadar ilerlemişti. Ve bizim durumumuzda çok kötü bir sızıntı yoktu. Sadece her yere plastik döşedik, su akışını durdurduk. Ortalığı temizledik ve her şey yoluna girmişti. Ama herkesi aradık. Müşteri etkilenme prosedürlerine baktık ve elbette kararlar almaya çalıştık. Bu plan ve prosedürlere sahip olduğunuz sürece takip etmesi çok genel ve çok basit bir şeydir. A dokümantasyonumuzu nasıl kullanmamız gerektiği hakkında incelemeler yaptık. Bizim mantıksal A diyagramlarımızın, fiziksel A diyagramlarımızın kullanımı, plan ve prosedürlerimizin yürürlüğe girdiği durumlara göz attık. Ve farklı senaryolar boyunca ilerleyerek aygıtların nerede olacağı ve farklı durumlarda neler yapabileceğimiz hakkında sorular sorduk. Eğer Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek ve mesaj panolarımıza katılmak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com